Neyla'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Öncelikle ben şu anda bu videoyu çekerken biz 2168 aboneyiz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve ilk kez karşınıza çıktıysam kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Son olarak şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdi hemen bugünkü konumuza geçelim. Bugün sizlerle Caroline Crouch'tan bahsedeceğiz. Caroline 12 Temmuz 2001'de David ve Susan çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Yarı İngiliz, yarı Filipin asıllıydı ama Atina'da dünyaya gelmişti ve Atina'da yaşamıştı hayat boyunca. Okul çağlarına geldiği zaman inanılmaz popüler bir kızdı. Zaten normalde de hep yaşından daha olgun, daha mantıklı, öncülük edebilecek potansiyelde, tatlı, eğlenceli bir kızdı. 8 yaşına geldiği zaman ailesiyle beraber Alonsos Adası'na taşındılar ve hayatlarına artık burada devam etmeye başlamışlardı. 15-16 yaşlarına geldiğinde ise Caroline bir adamla tanıştı. Babis Anagnostopoulos. Çok ilginç bir soy ismi var. Babis Caroline'dan çok çok büyüktü aslında. Aralarında 13 yaşlık bir yaş farkı bulunuyordu. Kendisi pilot olarak çalışıyordu. Ama tanıştıkları andan itibaren, yani yolları kesiştiğinden itibaren birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardı. Ve Caroline'ın bu kendinden, daha doğrusu yaşından büyük tavırları, olgun hareketleri Babis'i çok etkilemişti. Ve Caroline zaten göreceğiniz üzere inanılmaz güzel bir kadın. Caroline ailesine Babis'ten bahsetti, onu ailesiyle tanıştırdı. Herkes aslında onu sevmişti. Güzel giden bir birliktelikleri vardı ve herkes destekliyordu ilişkilerini. Kimse yaş farkında sorun etmemişti aslında. Birlikteliklerinden tam 17 ay sonra ve Caroline 17 yaşına girdiğinde Babis Caroline'a evlenme teklifi etmişti. Ve Caroline de bunu kabul etti. Ailesine bunu sunduğu zaman ailesi de kabul etti. Ama düğün konusunda farklı fikirleri varmış anladığım kadarıyla. Bu yüzden çift bir çılgınlık yapıp Portekiz'e tatile gittikleri bir sırada 2019 yılındayken sadece yanlarına iki şahit alıp kendilerince evlendiler. Kendilerine Atina'da bir banliyöde lüks bir ev satın almışlardı. 3 katlı bir evdi. Burada yaşıyordu çift artık. Birlikteliklerinden, yani evliliklerinden kısa bir süre sonra aslında Caroline hamile kalmıştı. Ama bu hamilelik dönemi maalesef ki kötü sonla bitti ve düşük yapmak durumunda kaldı. Bu düşükten çok uzun bir zaman geçmemişken Caroline yeniden hamile kaldı. Ve bu sefer 2020 yılının Nisan ayında çok güzel bir bebek dünyaya getirdi. Bir kızı oldu, ismi de Lydia. Çiftin aynı zamanda bir tane de köpekleri vardı. Köpeklerinin adı da Roxy. Aslında Roxy Lydia'nın doğumundan birkaç ay sonra eve geliyor ve onu yavruyken almışlar. Amaçları aslında Lydia'nın biraz da hayvan sevgisiyle büyümesi. Kendileri zaten oldukça seviyorlarmış hayvanları. Her şey bu şekilde güzel giderken maalesef ki 11 Mayıs 2021 günü gerçekten çok kötü şeyler oldu. Polise gece saatlerinde sabaha karşı bir arama gelmişti ve bir adam evde kendisine bağlandığını, telefona çok zor ulaştığını, karısı ve kızını göremediğini gözlerinin bantlı olduğu için falan söyleyip eve acil ekipleri çağırmıştı. Acil ekipler eve gittikleri zaman Babis gerçekten de gözü, kolları bantlanmış bir şekilde, sandalyesiyle yere düşmüş hatta, o şekilde bulunmuştu. Olanlardan hiçbir haberi yok ve maalesef ki şundan da haberi yok ki Caroline hemen biraz ilerisinde can vermiş durumda. Ağzı bir şeylerle kapatılmış ve nefessiz kalarak vefat etmiş. Hemen yanlarındaysa çığlık çığlığa ağlayan Lydia var. Lydia'da herhangi bir sorun yok. O hala hayatta ama artık bir annesi yok maalesef ki. Aynı zamanda evde zarar gören bir kişi daha var. Bu da Roxy. Maalesef ki bunu yapan kişiler Roxy'yi de kendi tasmasından asarak onun da nefessiz kalmasına sebep olmuşlar. Ve o da hayatını kaybetmiş. Polisler gelip Babis'in ağzını yüzünü açtığı zaman, yani bantlarını çıkardığı zaman Babis olanlar karşısında şok oluyor. Yani neye uğradığına şaşırıyor resmen. Ve polisler ondan olanları anlatmasını istiyor. O da bildiği kadarını anlatıyor.
Bobis'e göre şu şekilde gerçekleşmiş her şey. Saat 4.30 civarlarında 3 tane maskeli adam evlerinin bodrum katındaki pencereden içeriye girmişler. İlk olarak orada direkt Roxy'ye zarar vermişler. Ardından da yatak odalarına yani çatı katına çıkmış bu 3 adam ve silah zoruyla çiftten para istemişler. Bu noktada aslında evde bir miktar paraları varmış. 10 bin euro kadar bir meblağ. Çünkü bir arsa satın almış çift ve oraya ev yaptırıyorlarmış. Bu yüzden Babis direkt onlara paranın yerini göstermiş. Burada hani alabilirsiniz, yeter ki bize bir şey yapmayın, bize zarar vermeyin demiş. Babis paranın yerini gösterdikten sonra bu 3 adamdan bir tanesi Lydia'ya yaklaşır gibi olmuş. Ve Caroline Lydia'ya bir zarar vereceklerinden korktuğu için kendisi zaten dövüş dersleri alıyormuş ve adamlara karşı çıkmaya çalışmış. Bunun sonrasında adamlardan birisi yastıkla nefessiz bırakmaya çalışmış. Caroline nefessiz bırakıldıktan hemen sonra bu 3 adamdan bir tanesi gelip bu sefer de Babis'i bağlıyorlar, gözlerini bantlıyorlar, kollarını bağlıyorlar ve onun da ağzına sanırım bir şey tıkmışlar. Bu yüzden bir süre sonra aslında Babis de biraz nefessiz kalıyor ve baygınlık geçiriyor. Buradan sonrasını zaten o da bilmiyor ne olduğunu. Adamlarla ilgili fiziksel olarak verebildiği tek şey Yunan olmadıklarını düşündüğü. Yani görüntüleri pek Yunanlara benzemiyormuş. Polis bunlarla beraber hemen soruşturmaya başlıyor. Soruşturmanın ilk günlerinde Gürcistan asıllı bir erkek ülkeden çıkış yapmaya çalışıyormuş, kaçmaya çalışıyormuş. Aynı zamanda dikkat çekmesinin sebebi aslında birkaç suçunun da bulunması, suç dosyası varmış. O yüzden polisler ilk olarak bu adamlar şüpheleniyor. Ama adamla ilgili hiçbir kanıtları yok. Bu yüzden adam bu davayla ilişkilendirilemiyor. Caroline otopsi için gönderiliyor. Aynı zamanda polisler evdeki delilleri tek tek kontrol etmeye çalışıyorlar. Şimdi evde olan şeylerden biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi biliyorsunuz ki bodrum kattaki pencereden girdiklerini söylemişlerdi Babis. Ama bu pencerede herhangi bir DNA izi bulamıyorlar. Aynı zamanda dışarıdan pencerenin açıldığına dair herhangi bir iz de bulamıyorlar. Evin içerisinde kamera var aslında ama kameranın hafıza kartı yok. Yani hırsızlar giderken hafıza kartını da çalmışlar. Bu olanlar polislere çok mantıksız gelmeye başlıyor artık. Aynı zamanda bunun üzerine bir de otobüsten rapor geldiği zaman Caroline hiç savunma izi yok. Yani Caroline'ın üzerinde hiçbir savunma izi yok. Mümkün mü sizi birisi boğmaya çalışıyorken en azından tırnaklarınızla ona bir zarar vermeye çalışırsınız. Elinizle bir yumruk atmaya çalışırsınız, yüzünü tırmalamaya çalışırsınız. Hiçbir savunma izi, bir karşıdakine ait DNA kalıntısı bırakabilecek herhangi bir şey, hiçbir şey bulamıyorlar. Ve bu noktada işler daha da ilginç bir hale gelmiş oluyor. Olayı biraz daha karıştıralım dersek eğer şöyle durumlar da var. Hani bu hırsızlar saat 4.30 gibi eve gelmişti ya ve giderken güvenlik kameralarının hafıza kartını çalmışlardı. Biraz inceleme sonrasında ortaya çıkıyor ki bu hafıza kartı saat 1 civarlarında çıkarılmıştı. Yani Babis'in söylediği hırsızların gelme saatinden 3 saat kadar önce. Babis'in hırsızların evde olduğunu ve kendisinin bağlandığını söylediği saatlerde telefonda bazı uygulamalara giriş yaptığı görüntülenmiş. Polisler artık tahmin edeceğiniz üzere bir şeylerden emin. 17 Haziran günü artık otopsi bittiği için beden aileye teslim edilmiş ve bir cenaze töreni yapacaklar. Bu cenazede Caroline'ın çocukluğunu geçirdiği ada olan Alanusis'te gerçekleşecek. Bölgedeki herkes onu çok seviyor demiştik. Yani herkesle arası çok iyi. Cenazesi inanılmaz kalabalık oluyor. Herkes onu son yolculuğunda yalnız bırakmamak için oraya toplanmış. O gün polisler de oraya gidiyorlar. Ve Babis'le konuşuyorlar. Babis'e diyorlar ki elimizde bir şüpheli var. Acilen gelip tespit etmeniz gerekiyor. Hani beraber Atina'ya gitmemiz lazım şu anda diyorlar. Aslında Babis cenaze töreni olduğu için başta gelmek istemiyor. Ama daha sonrasında Caroline'ın annesi Susan'ı da alıp beraber polislerle Atina'ya gidiyor. Gittikleri zaman Babis hani karşısına bir suçlu getirilmesini beklerken polis ona elde ettiği bu bilgileri, telefonun çalıştığını, güvenlik kamerası, SD kartının ne zaman çıkarıldığını, evde pencerede bir zorlama olmadığını her şeyi anlatıyorlar. Ve artık onun itiraf etmesini bekliyorlar.
8. saatin sonunda Babis her şeyi itiraf ediyor. Olanlar şöyle gerçekleşmiş. Babis ve Caroline o gün zaten sabahtan beri kavga ediyorlarmış sürekli. Araları aslında pek de iyi değilmiş. Caroline artık evden gideceğini ve Lydia'yı da yanında götüreceğini söylemiş. Ama Babis bunu istemiyormuş çünkü Caroline çocuğa hiç de iyi bakamıyormuş. Bu yüzden buna karşı çıkmış. Bu durumda Caroline da Lydia'yı öldürmekle tehdit etmiş Babis'i. Babis de bu yüzden kendini kaybetmiş ve onu yastıkla nefessiz bırakmış. Daha sonrasında da 11 aylık kızı babasız kalmasın diye bu olaya bir hırsızlık süsü vermesi gerektiğini düşünmüş. Bu yüzden gidip köpekleri Roxy, bu çünkü çok önemli bir detay. Roxy'ye bunu yapmazsa hırsızlık olduğu da düşünülmez. Yetmiyor çünkü yani yaptıkları. Gidip Roxy'yi asıyor. Daha sonra da gelip kendini işte bantlıyor. Ortalığı birazcık dağıtıyor. Gece sularında polisi arayıp işte mağdurmuş taklidi yapıyor. Yani kızı için yapmış bunu. Olaydan sonra öğreniliyor ki aslında Caroline'a tuttuğu bir günlük de varmış. Ve bu günlükte sürekli Babis'le konuşmaktan çok korktuğunu, Babis'e herhangi bir şey söyleyemediğini, fikirlerini anlatamadığını, en basit bir şeyle ilgili bile yani ne bileyim evlerine bir boya yapacaklar diyelim. Onun rengiyle ilgili bile Babis'e herhangi bir şey söylemekten çok çekindiğini yazmış. Hatta bir dönem çift terapistine gitmişler ve aile terapistinin söylediğine göre baskın olan taraf aslında Babis'miş. Babis aynı zamanda çok manipülatif bir adammış. Ama Caroline tam olarak yaşadıklarını hiçbir zaman bu aile terapistine de anlatmamış veya komşuları Lola'ya da çok fazla bahsetmemiş. Hatta ailesine bile bahsetmezmiş. Ailesi onların çok mutlu olduğunu, Babis'in kızlarına prensesler gibi davrandığını, çok mutlu bir evlilikleri olduğunu düşünmüş hep. Yani hiç kimse olanların farkında değilmiş aslında. Tüm bu olayların sonucunda aldığı cezaya gelirsek eğer, Caroline için şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası alıyor. Diğer işlemiş olduğu suçlar, yani Roxy, delir karartma, polise yalan beyan verme, bu tarz suçlarından da hem 20 bin euro para cezası hem de 11 yıl 6 ay ek hapis cezası almış. Şu anda Lydia, yani Caroline'ın kızına babası David ve annesi Susan bakıyor. David'in söylediğine göre Lydia hem fiziksel olarak hem de davranışları annesine inanılmaz benziyormuş. Şu an tabii ki daha çok küçük. Henüz 2 yaşında falan olması lazım. Ama şimdiden böyle annesinin bebekliğini andırıyormuş ve David onu gördükçe sanki tekrar Caroline bebekliğine dönmüş ve bizimle beraber yaşıyor gibi hissediyorum diyor. Annesi Susan çok kötü zamanlar geçiriyormuş tabii ki. Yani aslında birazcık Lydia'yı görmek onu daha çok depresyona sürüklüyormuş. Ve babası David'in söylediğine göre Caroline gözlerini annesi Susan'dan almış. Ve Lydia da gözlerini annesi Caroline'dan almış. Aynı zamanda David söylediğine göre şöyle bir şey yapmak istiyormuş. Biliyorsunuz ki Lydia'nın soyadı tabii ki babasının soyadı. O adamla herhangi bir ilişkisi kalmasın diye öncelikle babası kendi soyadını vermek istiyormuş. Yani Lydia'nın soyadını Lydia Cry yapmak istiyor. Babasıyla da asla görüştürmemeyi düşünüyor hiçbir şart ve koşulda. Bu olayları da büyüdüğü zaman nasıl anlatacağını bilemediğini, çok zor olduğunu ama muhakkak ki kendisinin anlatacağını söylüyor ki bu medyatik bir dava olduğundan büyüdüğünde başka bir yerlerde görmektense dedesinden öğrenmesinin daha iyi olacağını düşünüyor. Ki bence de haklı. Şimdi bu davayla ilgili vereceğim bilgi kısmı bu kadardı. Benim düşüncelerime geçmek istiyorum. Öncelikle buraya bir iki resim de koyarım. Caroline'ın vefatından sonra Babis inanılmaz derecede rahat bir şekilde röportajlar veriyor. Ve bu tarz davalarda beni en çok ürküten şeylerden biridir. O kadar şey yaptıktan sonra rahat rahat çıkıp röportaj vermeleri gerçekten tüylerimi diken diken ediyor. Aynı zamanda Caroline'ın ailesine İnanılmaz derecede destek oluyor. O yüzden polisler tespit edene kadar aile daha öncesinde de sorun yaşadıklarını bilmediği için Babis'e inanılmaz güveniyorlar ve onun için de üzülüyorlar. Yani sadece kızlarını onların elinden almıyor, aynı zamanda herkesi kandırıyor. Aynı zamanda Caroline çok erken yaşta evlenmiş. Yani bu da çok kötü bir durum maalesef ki. 17 yaşında her ne kadar olgun olduğunu düşünürse düşünsün veya çevresi onun ne kadar olgun görürse görsün. Hele evlendiği adam kendinden 13 yaş büyükken
Caroline'ın o evlilikte manipüle edilmesi çok çok olası bir durumdu bence. Umarım bundan sonrasında Lydia güzel bir hayat yaşar. Annesinin kaderi gibi bir kaderi olmasını isterim. Çok mutlu olur inşallah hayat boyunca. Evet, video ile ilgili A'dan Z'ye bahsedeceğim her şey bu kadardı. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.